Şimdi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşuyor, dinleyelim. Buradaki Ukraynalı aileler sevdiklerini kaybetti bu kazada. Birçok kişi de yaralandı. Savaş yüzünden onları kaybettik. Ve burada mürettebatın yanı sıra helikopterin içindeki diğer insanlar da hayatını kaybetti. Şimdi sizi saygı duruşuna davet ediyorum onları anmak için. Thank you. Çok sağ olun. Thank you for this minute. Bu bir dakikayı bize ayırdığınız için çok sağ olun. Sadece bir dakika ama bu hayatını kaybeden insanların anısını yaşatmamızı sağlıyor. Ukrayna'da böyle binlerce dakika yaşıyoruz. Ocak'ta 13 dakikada yaşadık böyle 14 Ocak'ta. Bu sürede bir Rus füzesi yüzlerce kilometre yol aldı. Bir yerel bölgeyi vurdu Dnipro'da ve en az 45 kişinin ölümüne yol açtı. 45 kişi, aralarında çocuklar da vardı. Size konuşmamı kısa tutacağım çünkü bizim vaktimiz yok. Vaktimiz kısa ama bu dakikalardan, bu yıllardan bahsedeceğim. 3 yıl önce Davos'ta ilk defa konuştum. Buraya katıldım. Burada yaptığım konuşmada nasıl sürdürülebilir ve birlik içinde bir dünya kurabiliriz bunu konuştum. Şimdi ise çevrim içi sesleniyorum size ve size bölünmüş, parçalanmış bir savaş nasıl yürütülür bunun hakkında konuşacağım. Dünya barışı tesis edemiyor şu anda. Böyle meydan okumalarla bunu yapamazlar. Güvenlik krizi, çevre krizi, güvenlik krizi, enerji krizi, bunların hepsi başka bir kriz yoluyla çözülmeli. Zaman krizi çözülerek halledilmeli. Tabii ki burada kararlı, etkili, müşterek bir hareket planı gerekiyor. Ve bir unsur daha var. Burada hızlanılması gerekiyor. Karar alma süreci hızlanmalı. Reaksiyon süreci hızlanmalı. Medeni dünyanın karşılık verme süreci hızlanmalı. Buradaki trajediler, tiranlık sizin demokrasi sürecinizden daha hızlı hareket ediyor. Rusya bir saniye içinde bu savaşı başlattı. Dünyanın buna karşılık vermesi günler sürdü. İlk yaptırımları uygulaması günler sürdü. Özgür dünyanın düşünmek için harcadığı zaman teröristler tarafından insanları öldürmek adına kullanılıyor. Ukrayna ve müttefikleri bu sürece neredeyse bir yıldır direniyor. Ve bu süreçte eylemlerimizin pozitif eylemlere yol açtığını, sonuçlara yol açtığını hep birlikte gösterdik. Avrupa sınırları, Tağıl Koridoru Anlaşması, birlik, bunların hepsi milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada ve tüm dünyanın tam olarak buradaki karar alma hızına, eylem hızına ihtiyacı var.